Bugün sizlere mantu testinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yazılışı biraz ilginç. M A N T O U X Mantoux şeklinde yazılıyor. Fransızca mantu diye okunuyor. Çünkü mantu bu testin yaygınlaşmasını sağlayan Fransız bir doktorun ismi. Testin diğer isimleri ise PPD veya TDT. PPD saflaştırılmış protein türevi kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşuyor ve aslında bu testte neyi kullandığımızın da bize ipucunu veriyor. Bu testte tüberküloz yani verem proteinini kullanıyoruz. Veremi parantez içinde yazayım. Testin yapıldığı bölgede TDT kısaltmasında ver veriyor belirtiliyor yani anlatılıyor. TDT tüberkülin deri testinin kısaltması. Ve tüberkülin dediğimiz şey tabii ki tüberküloz yani veremle ilişkili. Bunu bazen İngilizce kısaltmasıyla e, TST yani TST olarak da görebilirsiniz. İşte burada da proteinlerin nereye enjekte edildiğini görüyoruz. Yani nereye? Deriye. Evet, burada belki daha önceden gördüğünüz bir fotoğraf var. Mantu testini yapan birinin fotoğrafı. Bazen buna kabarcık testi diyenler de oluyor. Mesela birinin doktor koluma bir sıvı enjekte etti ve kabarcıklar çıktı dediğini duyabilirsiniz. İşte insanlar bu testi hep bu kabarcık oluşturmasıyla hatırlıyor. Çünkü görsel açıdan gerçekten akılda kalıcı. Şimdi bu testi yapınca neler olduğuna bir bakalım. Diyelim burası deri tabakanız yani dermis. Dermisin altında subkutanöz denen deri alt katmanı var. Aslında bu bir katmandan ziyade genelde yağdan oluşuyor. Hemen çizeyim. Evet, sağdaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi şuraya iğne ya da daha doğrusu şırınga getiriliyor. Şırınganın içi veren proteinleriyle dolu. İşte şuradaki saflaştırılmış protein türevi de şırınganın içinde. Enjekte edilince proteinler deriye girecek. Burada enjekte edilen miktar az. 1 mililitrenin onda biri, yani 0,1 mililitre. Bu işlem deri içi olarak, yani intradermal yapılıyor. Bu önemli bir nokta çünkü proteinler derm istediğimiz deri tabakasına giriyor. Daha sonra iğneyi deriden çekip çöpe atınca koyulan az miktarda protein yani 0,1 mililitre protein sebebiyle kabarcıklar oluşuyor ve deri biraz şişiyor. Sıvı deri tarafından emildiğinde ve proteinler dağıldığında kabarcıklar da kaybolacak. Tabi deriye müdahale edildiği için biraz kızarıklık ve tahriş görülebilir ama dediğimiz gibi kabarcıklar ve şişlik bir süre sonra kaybolur. Peki bu testte neyi anlıyoruz? Başka fotoğraflara da bakalım. Bu test sayesinde kişinin daha önce vereme maruz kalıp kalmadığını anlıyoruz. Unutmayın, cevaplamaya çalıştığımız soru şu. Kişi vereme daha önce maruz kalmış mı? Evet veya hayır. Her iki senaryoda da ne olacağına bakalım. Şurası daha önce vereme maruz kalmayan, kalınılmayan durum olsun, yani hayır olsun. Şu tarafta önceden vereme maruz kalınan durumu tartıştığımız yer olsun, yani evet. Neymiş? Önümüzde iki senaryo var. Önce hayır olan kısımdan başlayalım. Derimizi ve veren proteinlerini tekrar çiziyorum. Bazı makrofajlar gelip tıpkı polis gibi bu bölgeyi devreye gezecekler. Hiçbir sorun olmadığından emin olmak isteyecekler. Bu makrofajlar bazı veren proteinlerini kendi içlerine alacaklar ve proteinleri başka hücreye sunacaklar. İşte şurada bir T hücresi var. Makrofajlar aldıkları verem proteinlerini T hücresine sunacaklar. T hücresi "Daha önceden vereme maruz kalmadım. Bu verem proteinini tanımıyorum." diyecek ve yoluna devam edecek. Yani hiçbir değişiklik olmayacak. T hücresi dolaşacak, daha sonra bölgeden ayrılacak ve zamanla proteinleri de bırakacak. Makrofajlar proteinleri çiğneyip sindirecek ve en sonunda hepsi bitmiş olacak. Dışarıdan baktığınızda ise burada düz bir alan görürsünüz. Yani deri iyi durumda ve şişlik yok. Aslında fotoğrafta gayet net görebilirsiniz. Şurada biraz kızarıklık görüyoruz ama elinizle dokunacak olsanız gayet düz ve pürüzsüz bir alan. Yani biraz kızarıklık var ama alan düz, hiçbir şişlik yok. İşte anahtar sözcük de bu. Kişinin kolunda bir şişlik yoksa PPD testi negatiftir diyeceğiz. Evet negatif ppd. İşte derideki düzlüğü ya da şişlik olmamasını biz böyle yorumluyoruz. Peki evet kısmında neler oluyor? Diyelim bu kişi daha önceden vereme maruz kalmış. Yine deriyi çizelim. Verem proteinleri de burada. İşte şuraya çiziyorum. Bu proteinleri yine makrofajlar alacak. Yine daha önce olduğu gibi bu makrofajlardan biri proteinleri alacak ve aynı zamanda yine T hücrelerini de bulmaya çalışacak. Bu sefer T hücresi, bir saniye ben bu veren proteini daha önce gördüm diyecek ve çok heyecanlanmaya başlayacak. İşte temel fark bu. Daha önce heyecanlanmayan T hücresi burada heyecanlandı. Eski bir arkadaşını görmüş gibi düşünün. Önceden hiç heyecanlanmamış ve alanı terk etmişti. Şimdi ise küçük kimyasal mesajlar yani kemokinler salgılamaya başlayacak. Peki bu neye sebep olacak biliyor musunuz? Bölge birçok hücre için cazip hale gelecek. Birçok makrofaj bölgeye gelmeye başlayacak ve çok ilginç T hücresi bize bu şeyleri daha önceden gördüğünü söylüyor diyecek. Bu deri içi katman da hücrelerle dolup şişmeye başlayacak. Bölgeye gelen makrofajlar sebebiyle burası hücrelerle dolacak. Bu durumda derinin şekli de şöyle olacak. Her iki taraftan da hücrelerle dolup şişiyor ve büyük bir çıkıntı oluşuyor. Burada makrofajlar ve belki de birkaç tane daha T hücresi var. Ama temel olarak demeye çalıştığım şey burada çok hücre oluşu. Bu olaya aşırı duyarlılık reaksiyonu diyoruz. İşte tüm bu hücrelerin bölgeye geldiğini gördüğümüz bu durum klasik bir aşırı duyarlılık reaksiyonu. Aslında aşırı duyarlılık reaksiyonlarının farklı türleri var. Burada bahsettiğimiz tür tip 4 duyarlılık. Fakat türlerin özelliklerine gelince örneğin tip 4'te çok sayıda hücre görülür. Dolayısıyla bu çok hücresel bir reaksiyondur. Yani çok sayıda bağışıklık hücresi reaksiyona dahildir. Yaptığımız çizimden de makrofaj ve T hücrelerinin çokluğunu görebilirsiniz. Evet, tip 4 aşırı duyarlılık tepkimesi işte burada gerçekleşiyor. Parmağınızla şuradan şuraya dokunacak olsanız bölgeyi düz olarak hissetmezsiniz, öyle değil mi? Bu bölge hiç de düz değil, çıkıntılar ve şişlikler var. Buna sertleşmiş bölge anlamında endüre diyoruz, yani katı hissettiğimiz, düz hissetmediğimiz bir bölge. İşte şu fotoğrafta şuradan şuraya sertleşmiş bölgeyi görebilirsiniz. Burada cetvelle ölçüm yapılıyor ve sertlik yani endürasyon görülüyor. Uzun eksene dik doğrultuda ölçüm yaptıklarını görebilirsiniz. İşte uzun eksen burası. Buna 90 derecelik bir bölge seçiliyor ve sertlik oranı ölçülüyor. İşte PPD testinde sertleşme oranını böyle ölçüyoruz. İkinci fotoğrafta PPD testi pozitif. Birazdan testin negatif mi pozitif mi olduğuna nasıl karar verildiğinden bahsedeceğiz. Önce şu noktaya değinelim. Bu PPD testlerinin okunması protein ilk enjekte edildikten 48 ila 72 saat sonra oluyor. Yani teste 48 ila 72 saat gibi bir süre geçtikten sonra bakılıyor. Bu çok önemli çünkü bu süre içinde kolun düz veya şişmiş ya da sertleşmiş kalması için yeteri kadar vakit var. Önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Diyelim şurası tamamen kızarıksa Tüm bu bölgeyi ölçer miyiz? Hayır. Ölçülen şey aslında sertleşme oranıdır. Yani kızarıklık değil, sertleşme oranı ölçülüyor. Bu ikisi sık sık karıştırılıyor ama aslında aralarında büyük bir fark var. Kızarıklık değil, sertlik ya da endürasyon.